Merhaba arkadaşlar, bir başka site yayınında birlikteyiz. Atomi'nin kendisini anlattığı, globalde bulunan tüm bilgilerin bulunduğu ve çok dilli olarak çalışan bir sitesi var, atomi.com isminde. Buna nereden ulaşıyoruz? Atomi'nin normal bildiğimiz market sitesinden, sitesinin en altına gittiğimiz zaman bakın iki tane seçenek görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Atomi Corp, yani Corporation demek, Atomi şirketi. Bir diğeri de Atomi Mobile demek. Eğer mobil bir şekilde ekranımızda, yani bilgisayar ekranında mobil bir şekilde kullanmak isterseniz bu seçeneği tıklıyorsunuz. Ancak Atomi Corporation hakkında, yani Atomi şirket hakkında tüm bilgilere birinci elden ulaşmak istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Şimdi hep beraber burayı tıklayalım bakalım. Evet, şimdi Atomi'nin genel sitesindeyiz. Evet, bakın burada seçenekler var, dil seçenekleri. Bunu tıkladığımız zaman Korece, İngilizce, Japonca, iki değişik Çince, İspanyolca, Tay, Kiner, Rusça, Endonezya, Vietnam, Portekizce, Türkiye, Türkçe ve Moğolca. Ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Şimdi burada Atomi hakkında bakın menülerden seçebileceğimiz çok derinlemesine bilgilerin hepsi burada bulunuyor. Şimdi biz hemen dili seçip özellikle yeni hazırlanmış olan, yaklaşık olarak birkaç ay oldu, yeni hazırlanmış olan Türkçe'ye çevrildi. Türkçe sitesini ne yapalım? Bir ziyaret edelim. Bakın gördüğünüz gibi çok detaylı olan bilgiler hepsi burada var. Evet, Atomi hakkında genel bakış, kurumsal felsefe, kurucu hakkında atomik var, tarihçi, gerçel kimlik ve global bölgeler şeklinde ne yapmış bize sunmuş. Burada gördüğünüz gibi küçük bir tanıtım var. Atomi'nin en değerli ürünlerinden Atomi Absolute, The Fame Set ve Hemohin. Evet, biraz aşağıya doğru kaydırdığımız zaman yavaşça Atomi hakkında çeşitli bilgiler burada birinci adla ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Bakın burada seçtiğimiz zaman bize bilgiler tek tek gelmiş oluyor. Birinci de 2.2 milyar Kore bonu ne zaman? 2022'de satışlar. Globaldeki tüm dünyadaki Atomi ülkelerindeki toplam satış 2.2 milyar Kore bonu. Evet. Ne kadar seminer yapılmış? 8.419 tane seminer yapılmış. 26 bölge ofisiyle birlikte. 553 tane şu anda ürün var ki Atomi 2009 yılında kurulduğundan 33 farklı ürün çeşidine sahip ve ilk kurulduğunda dolayısıyla bundan sonra artık ürünler genişleterek şu anda 553 çeşit ürün bulunmakta. Evet, bir numara nedir? Bir numara Hemohin. Henüz Türkiye'de olmamasına rağmen umuyoruz ki yakın zamanda Türkiye'de de olacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla çok değerli bir ürün. Satışlarda bir numara olan Hemohin. 26 global bölgesi var. Atomi, Kore hariç olmak üzere. 15 milyonun üzerinde şu anda dünya çapında geticisi bulunmakta ve evet, tekrar başa döndük. 2.2 milyar Kore bon globalde satış. Buradan biraz daha aşağıya indiğimizde ürünlerle ilgili bilgiler, Atomi'nin ürün felsefesi. Lütfen bunları mutlaka ziyaret edelim. Atomi Park, yani merkezin nasıl oluşturulduğu, merkezde nelerin bulunduğu ve burada bir tur yapabiliyorsunuz. Hani şimdi gitmeden online olarak bir tura çıkabiliyorsunuz. Önümüzdeki 100 yıl için daha büyük vizyon veriyoruz diyen bir şirketle birlikteyiz. Evet, gördüğünüz gibi Silikon Vadisi'ndeki ofisleri aratmayan, hatta onları geçen bir ofise sahip Atomi Park. Evet, sosyal projelerde yer alıyor Atomi. Bunun için mutlaka bir bütçe ayırıyor. Bu bütçe çok küçük bir bütçe değil, çok büyük bir bütçe. Kore'deki çok büyük firmaların da bütçelerinden, ayırdıkları bütçelerden çok daha büyük bir bütçe. Dolayısıyla burada bu projeler hakkında da size tıkladığınızda detaylı bilgiler verecek ve Atomi'nin bulunduğu bütün ülkeler, bu ülkelerle ilgili bilgileri buradan ne yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Örneğin Kuzey Amerika'yı seçtiniz. Dolayısıyla Kuzey Amerika'da bulunan
şirket ve şirketle ilgili bilgiler sizin karşınıza gelecek. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığınız zaman da Türkiye'deki bilgiler ne yapacak karşınıza gelmiş olacak. Bir de Atomi hakkında bilgilendirme, yani haberler, en son çıkan haberlerin yer aldığı bilgilendirme ekranları var. Dolayısıyla bunları da ne yapmak lazım? Mutlaka ziyaret etmek lazım. Örneğin Atomi biliyorsunuz Asya'nın en iyi çalışılabilecek en iyi ikinci iş yeri seçildi. Ne zaman? 2023 6. ayda. Evet, gördüğünüz gibi bu da yepyeni bir ödüllendirme. Burada hangi partner ödülü alırken başarı akademisini de görüyorsunuz. Evet, üst tarafta ürünlerle ilgili bilgiler, sürdürülebilirlik, biraz önce bahsettiğimiz gibi sosyal projelerle ilgili bilgiler, iş fırsatları, burada ilgili bilgiler, global otomobille ilgili tanıtımlar ve haberlisi ve ekip. Bize katılın, iş kültürü. Evet, burada hepsini bulabiliyorsunuz ve bulurken de ne yapıyorsunuz? İstediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Atomi'nin biliyorsunuz globalde henüz daha açılmamış ülkelerle ilgili de neyi var? Hazırlıkları var. Onu da buradan ne yapabilirsiniz? Bakın şu köşede, sağ köşede altta Atomi Hub diye bir seçenek var. Bunu seçtiğiniz zaman mağazaya gidebilirsiniz, ADG'ye gidebilirsiniz veya Atomi'nin en büyük projesi olan Azamol'a gidebilirsiniz, Chenwater'a gidebilirsiniz. Atomi'nin bir başka küçük uygulaması var, Atomi Ticket. Bu da seminerlere katılmak için mutlaka bizlerin kullanması gereken bir uygulama. Herhangi bir seminer olduğu zaman bu seminere katılacağımızı ve buradan bir rezervasyonu bu uygulama sayesinde yapıyoruz. Uygulamanın Android versiyonu var. Bildiğim kadarıyla Apple versiyonu yok. Dolayısıyla bir web sitesi var. Bu web sitesi üzerinden siz bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Resmi kanalları da Facebook, YouTube ve Instagram kanalları da burada sizi bilgilendirme yapmakta. Evet, gördüğünüz gibi bir ofisim ve bir de katılmak istediğiniz veya herhangi bir arkadaşınızı Atomi ürünleriyle tanıştırmak istediğinizde mağazasını açmak için buradaki web sitelerinden faydalanıyoruz. Eğer şu anda çalışan bir web sitesi ise veya ülke ise, o zaman zaten bu ülke mesela örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arkadaşımızla ilgili onun mağazasını açacağız. O zaman buradaki şartlar ne diyor? 18 yaş ve üzeri, sosyal güvenlik numarasının ne olması lazım? Olması gereken insan tipiyle ne yapabilirsiniz? Ona bir mağaza açabilirsiniz. Tayvan'da farklı, işte Singapur'da farklı, Kamboçya'da farklı, çeşitli gereklilikler burada hepsi yazılmış durumda. Biraz aşağıya gittiğiniz zaman bulunduğu ülkeler Asya Pasifik'te, sonra Kuzey Amerika'da bulunduğu ülkeler Kanada ve Afrika'da, Latin Amerika'da Kolombiya, Meksika ve Brezilya'da var, Avrupa'da bulunduğu ülkeler ve bir de Global Membership. Yani biliyoruz ki Atomi 5 sene içerisinde bu aşağıda bulunan ülkelerin listesinde mutlaka kendi şirketini kurup açacak. Bununla ilgili hazırlıkları yapıyor. Örneğin herhangi bir ülke, mesela Şili'den bir kayıt yapmak istersen, yani Şili'den bir kişiye mağaza açmak isterseniz buradan seçiyoruz. Seçtikten sonra web sitesine girin tıkladığımızda yepyeni bir web sitesine ne yapıyoruz? Yönlendirilmiş oluyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi globalde yapabileceğimiz hareketler burada. Bu sitenin de çeşitli dillerde ne yapabiliyorsunuz? Seçebiliyorsunuz. Örneğin bu siteyi Türkçe olarak kullanmak istediğinizde buradan tıkladığınızda ne yaptınız? Türkçe olarak biraz bekleyeceğiz. Sonrasında tamamen Türkçe olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda burada örneğin nerede yapacaktık? Mesela Azerbaycan'da yapacağız. Türkçe olarak yapacağız. Ya da Azerbaycan'da bulunan birisi bakın mesela Rusça biliyor olabilir. Rusça olarak ne yapabiliriz? Siteyi kullanabiliriz. Her şey aynı şekilde çalışıyor. Siz Türkçe biliyorsanız Türkçe yapıyorsunuz. Kişi Japonca biliyorsa Japonca, İngilizce biliyorsa İngilizce, Türkçe biliyorsa da Türkçe yapıyorsunuz. Ve burada ülke ve dil değiştikten sonra biraz bekliyoruz. Site kendisini toparlıyor, ona göre ayarlıyor ve ondan sonra da artık ne yapıyorsunuz? Mağaza açma durumuna geçiyorsunuz. Evet, bir sponsorum var seçtikten sonra bizim karşımıza kılavuzlar geliyor. Bunu okuyoruz. Aşağıdan işaretleyip bir diğer sayfaya geçiyoruz. Böylece global kayıtı da gözden geçirmiş oluyoruz. Sonrasında globalde yayınlanan sözleşmeler var. Bunların hepsini imzaladıktan sonra bir sonraki bölüme geçiyoruz.
ve burada artık kişisel bilgilerin girileceği bir yer. İngilizce olarak adımızı soyadımızı girdikten sonra bunlar siz küçük harfle de girseniz büyük harfe çevriliyor. Sonrasında doğum tarihini gireceğiniz bir ekran açılıyor. Örneğin evet bu şekilde işaretledik. Sonrasında neydi? Azerbaycan. Onu seçtik ve ülke kodu geldi. Burada telefon numarasını giriyorsunuz. Bu telefon numarasıyla ilgili olarak kodlama her ülkede çalışmıyor. Çalışıyorsa da o zaman lütfen dikkat edin. Bu kodlamadan sonra gelen kodu mutlaka buraya girmek gerekecek. Onayla diyorsunuz. Evet, adımızı girmemiştik. Evet, gördüğünüz gibi gri oldu. Yani onayı geçmiş oldu. Sonrasında buradaki tıklamaları işaretliyoruz. Ve sonrasında mutlaka artık kesinlikle kimlik kartı veya pasaportun gerçek olan bilgilerinin yüklenmesi gerekiyor. Bunda da resim çekiyoruz ve bununla da ilgili bize bir yükleme kılavuzu koymuşlar. Tıkladığınızda o ülkedeki geçerli kimlik kartını görmüş oluyorsunuz ve böylece de bu kimlik kartı gibi bir görüntüyü koyacaksınız buraya. Eğer bunu yapmazsanız o zaman sizin hesabınızla ilgili bir onay çıkmıyor ortaya. Bunları girdikten sonra, bakın burada da doğrulamalar yazıyor. Sonra biraz daha değişik detay bilgileri istediği bir yere, yani e-mail ve adres gibi. Sonrasında sponsorla ilgili bilgileri giriyoruz ve ondan sonra da tamamlanmış ve hoş geldiniz mesajını alıyoruz. Bu da global kaydı yapabileceğimiz bir yer. Evet, global kaydı nereden yapıyoruz? Demek ki Atomic Corporation sitesinden, küçük hub'dan ne yapabiliyoruz? Bu kayıtları da gerçekleştirebiliyoruz. Burada da bilen arkadaşlardan, yani ilk sefer yapacaksanız bilen arkadaşlardan yararlanmak daha iyi olacaktır. Birkaç sefer beraber yaptıktan sonra zaten çok çok basit olan bir operasyon. Bunu da yapıp bitirmiş olacaksınız. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.